Öncelikle arkadaşlar iyi akşamlar. Bu akşam sizlere şimdinin ve geleceğin en önemli konularından olan enerji konusu üzerine bir webinar sunacağız. Bu akşamın konuşmacısı Sayın Necdet Pamir, tartışmasız Türkiye'de bu konu üzerine çalışan çok az, en iyi çalışan çok az sayıdaki kişiden biri. O nedenle işin uzmanı bir arkadaşımızdan, bilim adamından, ders veren ve pratik sahada da çok deneyimli olan bir arkadaşımızdan duyacaksınız. Onun yazmış olduğu raporlar içeride ve dışarıda, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çok büyük ilgi gördü. Enerjinin İktidarı kitabı isimli kitabı zaten çok önemli bir arka plan bilgisi sunuyor. Enerjiyle ilgili olarak çalışmak isteyen arkadaşlara muhakkak okumalarını öneriyorum. Onun dışında tabii Necdet Bey'le bizi beraber bağlayan birçok olay var. Ankara'daki hem entelektüel hem de diplomatik toplumda çok sayıda konferanslarda, resepsiyonlarda bir araya geldik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. O nedenle ben şöyle diyorum. Dünyada eğer petrol diyor bir yazar, Tanrı ise onun dünyadaki peygamberi Daniel Yergin'dir. Bence onun havarilerinden biri de Türkiye'de Necdet Pamir. Yani enerji konusunda bu kadar çok değerli bilgileri olan, zaten Necdet Hoca da bilecektir. Son kitabı yayınlandı Daniel Yergin'in. Önce Price, sonra West, şimdi de Oil, Energy and Geopolitics diye çok önemli. Bu işte çalışacak arkadaşlara Daniel Yergin ismini özellikle öneriyorum. Ama hocamız da zaten Daniel Yergin'i çok defa alıntı yapacak. Ama bu akşamki konumuzun özelliği şu, Türkiye açısından bakmak. Yani bir Türk uzmanın görüşünden enerjiye bakmak, Türkiye'nin çıkarları açısından, Türkiye'deki gelişmeler açısından bakmak. Bu açıdan ben de çok merak ediyorum son konuşmaları, son görüşleri nasıl olacak diye. Çok fazla söz uzatmadan ben Necdet Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Soru cevap kısmında dediğim gibi detaylara girebileceğiz. Hocam buyurun, söz sizin. Teşekkür ediyorum ben de tüm öğrenci arkadaşlarımız adına. Deniz ve şahsında tabii Dupuyut öğrencilerinin tamamına bu geceyi organize ettikleri için teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Hem sizinle birlikte olmak benim için onur vesilesi, hem de sevgili gençler, size çok teşekkür ederim. O dış politika ve uluslararası ilişkiler topluluğu, bu bizim sizinle ikinci buluşmamız. Ama uzun zamandır da diyaloğum en azından birçoğunuzla devam ediyor. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi başta da söylediğim gibi sizinle konuştuk ama ben bu sunumu sizlerle paylaşacağım. Siz uygun gördüğünüz formatta paylaşabilirsiniz. Konuştuğumuz her şey çünkü açık, her yerde dile getirdiğim, hani çekineceğimiz bir konu yok. Biz özgür düşünen insanlarız. Ben de bir ODTÜ'lü olarak bu geleneği sürdürmeye çalışıyorum. Onun için büyük bir mutluluk ODTÜ'lü kardeşlerimle birlikte olmak. Şimdi izninizle ben sunumun bir paylaşımını yapmaya çalışayım. Şimdi bu oldukça uzun bir sunum. Dediğim gibi elinizin altında derli toplu olsun diye ben bunu esirgemedim. Bunu bazı yansıları da atmadım bir kenara. Bazılarını hızlıca geçebilirim. Bazılarını anlatmadan durabilirim. Sorular olursa oraya girebiliriz. Yani şu oyun planında hangi kaynakların, yani insanoğlunun ateşle haşır neşir olmasından sonra işte odun, kömür, arkasından nükleer, petrol, bütün bunların bir süreci var, bir gerekçesi var. Onlara değinmeye ve onun üzerinden de başlıca aktörlerin enerji jeopolitiğini irdelemeye çalıştım. Yani özellikle Amerika, Rusya ve Çin odaklı. Bunun arkasını Türkiye'nin dışa bağımlılığını, enerjideki dışa bağımlılığını dile getirecek şekilde sürdürmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi çok kapsamlı olduğu için süre hakikaten kasabilir, zorlayabilir, izleyenlerin dikkati dağılabilir. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının yarattığı kırılganlıklara değineceğim. Bir kere düşünün, bir ülke ki
birincil enerji tüketiminin %70'ini dışarıdan temin ediyor. Bu petrolde ve doğalgazda, düşünün doğalgazda %99,6 dışa bağımlısınız. Petrolde %94 dışa bağımlısınız. Taş kömürü ki özellikle demir çelik sektörüyle ilintili çok önemli bir kaynak. Bunda da %90'ın üstünde dışa bağımlısınız ve bu bağımlılıklarda da ağırlıklı olarak Rusya'ya bağımlılığınız öne çıkıyor. Bir taraftan NATO üyesisiniz, öbür taraftan da Rusya'ya aşırı bağımlısınız. Hele bir de Akkuyu nükleer santrali olacak olursa, inşası gerçekleşirse, orada inşaatından işletmesine, yakıt tedarikine, yakıt muamelesine %100 Rusya'ya bağımlı olacaksınız. Bunların yarattığı kırılganlıklar var. Dolayısıyla hani bunlara değinmeye çalışacağım. Hızlıca konuya girmeye çalışayım. Bir kere çok didaktik gelmezse, enerji dediğiniz olgu, ekonomik ve toplumsal gelişimin olmazsa olmaz girdisi ve dolayısıyla da ülkelerin yaşamlarının en önemli gereksinimi. Enerji güvenliği kavramına değineceğim birkaç yansı sonra. Bu da ekonomik güvenliğimizin ve ulusal güvenliğimizin temel taşı. Enerji kaynaklarına sahip olmayan bir ülkenin ne ekonomisi güven altındadır ne ulusal güvenlikten söz edebilir. Bunlar hepsi iç içe olgular. Şimdi şöyle yapalım. İş güneşle başlıyor. Yani tüm enerji kaynaklarının anası güneş. Yaşamın temel kaynağı. Bitki, hayvan, insan ne olursa olsun bunların tamamı büyümek, hareket etmek için güneş enerjisine gereksinim duyuyor. Fosil yakıtların dahi kökeninde ve rüzgarın oluşumunda yine güneşin etkisi var. Ancak güneşin bir de dar anlamda teknolojinin yardımı ile fotovoltaik hücreler ya da dev kolektörlerle yani toplayıcılarla enerji üretiminde doğrudan kullanılabilir hale gelebilmesi için uzun yılların geçmesi gerekti. Ancak şunu da hemen söyleyeyim. Aslında en son söyleyecek şeylerden bir tanesi bu. Başta da vurgulayalım bunu. Gelecek, hani geçmişten geleceğe diye de bir alt başlık attık. Gelecek fosil kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara dönüyor. Enerji verimliliğine dönüyor. Talep tarafı yönetimine dönüyor. Dolayısıyla enerji güvenliğimizi sağlayabilmek için enerji karışımı içinde daha fazla yenilenebilir kaynak, daha fazla enerji ekipmanlarının yurt içinde üretilmesi ancak o zaman bağımsızlıktan söz edebiliriz. Çünkü işte güneş tepemizde, rüzgarımızda bol demekle iş bitmiyor. Paneller, rüzgar türbinleri hepsini dışarıdan getirdiğiniz takdirde petrolde, doğalgazda nasıl bağımlıysanız teknoloji üzerinden de yenilenebilirlerde de bağımlı olursunuz. Dolayısıyla bunların hepsi geleceğin enerji güvenliği için yapı taşlarımız olacaktır. Enerjinin insan yararına kullanımı anlamında ateşin keşfi enerji alanındaki ilk ve en önemli keşif. İnsanoğlu okumayı, yazmayı keşfetmeden çok çok önce ısınmasını, pişirmesini ve onu tehdit eden vahşi hayvanları korkutup uzaklaştırmasını sağladığını fark ettiği ateşle tanıştı. Gün geldi, ateşin sönmeden ve kendi kontrolünde yanmasının sürdürülebilmesi. Önemli olan bu kaynakların kontrol edilebilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi. Böylece dediğimiz gibi ısınma, aydınlanma, vahşi hayvanlardan korunma anlamında kontrol etti ateşi ve bu insanoğlunun en önemli keşfi oldu. Bu süreç onu hayvanlar aleminden farklı hale getirdi. Işığın ve ısının yani enerjinin kaynağını keşfetti. Bu da uygarlığın başlangıcını oluşturdu. Ateş ile bu tanışma insanın ilk enerji keşfi, odun ise ilk yakıtı oldu. Yani daha petrole, doğalgaza gelmeden önce odun öndeydi. Bugün ateşin yanmasını sağlayan çok sayıda ortam varsa da başlangıçta birincil kaynak odundu. Pişirme amacıyla, aydınlatma amacıyla, ısınma amacıyla olduğu kadar teknoloji geliştikçe trenlerin ve gemilerin hareket edebilmesinde buhar üretimini sağlamak amacıyla kullanılan odun bugün de farklı alanlarda ve hala çok yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle ticari enerji kaynaklarına erişemeyen kesimlerde milyarlarca insanın
ister istemez derdine çare oluyor. Enerji güvenliğinden söz ettim başta. Enerji güvenliği sadece bir takım altyapı yatırımlarının, kulelerin, sondaj kulelerinin yahut boru hatlarının fiziki korunmasıyla sınırlı bir şey değil. İlk onu çağrıştırıyor. Ama onu da içerecek şekilde çok daha kapsamlı bir kavram bu. Enerjinin yeterli, ödenebilir, yani kaynaklar olabilir ama toplumun geniş kesimleri bunu ödeyemiyorsa burada sıkıntı var demektir. Enerji güvenliğinden söz edemeyiz. Bu kaynakların güvenilir olması lazım. Zamanında temin edebilmemiz lazım. Çeşitlendirilmiş kaynaklardan olması lazım. Yani sadece bir ya da iki tane kaynağa dayalı olmak bu istenecek bir şey değil. Aynı zamanda kaynak çeşitliliğinden söz ederken bu sadece yani birden fazla kaynak kullanılması değil, aynı zamanda herhangi bir şekilde ithalat yapıyorsak tek bir ülkeye bağımlı olmak, tek bir güzergahtan alıyor olmak bu kaynakları, bu da istenmeyen bir şey. Mutlaka güvenlik için çeşitlendirilmesi lazım. Ama temiz ve olabildiğince yerli kaynaklardan elde etmeliyiz. Kesintisiz olmalı, kaliteli olarak arz edilebilmeli. Yani Ankara'nın göbeğindeyiz, Çiğdem Mahallesi'ndeyiz. Herhalde bu yıl içinde 40'tan 50'den daha fazla kesinti olur. Yani bu bizim bütün hayatımızın akışını engelliyor. Yani bunlar özelleştirmeyle, şununla bununla kağıt üstüne yazmakla kalitesi artar falan böyle olmuyor. Bunların gereğini yapabilmek lazım. Şimdi enerji güvenliği yalnızca çok çeşitli tehditleri önlemekle sınırlı değil, aynı zamanda devletler arasındaki ilişkiler açısından da kilit önemli. Ulusal güvenliğimizi doğrudan etkiliyor. 16. yüzyılın başlarında oduna olan ihtiyacın hızla artması, gemi ve ev inşası ve de en çok ısınma gereksinimlerimiz için önce Norveç ile İsveç, yani çok zengin orman kaynaklarının olması açısından bir tanesinin, diğerinin ona bağımlılığı, sonra ise Kuzey Amerika ile Avrupa ekonomisinin entegrasyonlarına yol açıyor. Ama enerji güvenliğinin uluslararası ilişkilerde çok daha belirleyici konuma gelmesi yaklaşık 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önceki yıllarda gerçekleşti. Petrol ve gazın odun ve kömürden sonra öne çıkmasıyla. Biraz önce sevgili Hüseyin Bağcı hocamın bahsettiği gibi bunlar şu kısmı en azından Daniel Yergin'in Quest adlı kitabından değinmeler. Şimdi petrolün Birinci Dünya Savaşı öncesinde giderek artan stratejik önemine dair bazı değinmeler yapalım. Bunların hepsi arşiv fotoğrafları. Burada da Churchill'i görüyoruz. O da önemli bir aktör. Şimdi İngiltere Kraliyet Donanması kömürden petrole dönüyor. Bu çok kritik bir dönüşüm ve stratejik müthiş bir hamle. Donanmanın, İngiliz donanmasının önemli aktörlerinden Amiral Fisher diyor ki hep kömüre dayalı bu harp gemileri ağırlıklı olarak ve ticari gemiler tabii. Kömürle çalışıyor. Fuel oil diyor bir gün denizcilik stratejisinde ihtilal yaratacaktır. Bu müthiş bir öngörü. Sürat artacak, verimlilik ve manevra kabiliyeti sağlayacak. 1912, 13 ve 14'te 3 ayrı peş peşe denizcilik programı yapıyor İngilizler. Yeni gemiler petrolle çalışacak, kömürlüler petrole dönüşecek. Churchill, o zaman o da donanmada bir amiral, başbakanlığından önce, kaderin çizdiği bu tehlikeli dalış sonucunda müthiş bir dönüşüm yapıyorsunuz. Muazzam yatırım yapıyorsunuz. Hayatımızı bağladığımız donanmamızın en süper klas gemileri artık yalnızca petrolle besleniyor. Ve savaştan önce, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce petrol kömürün yerini almaya başlıyor. Böylece gemileri hareket ettirmek için üretilen buhar, iki, hatta içten patlamalı motorlar, makineler kullanıyorsak 4 kat daha o günün fiyatlarıyla ucuz hale geldi kömüre göre. Sadece maliyet azalmadı, gemiler çok daha hızlı hareket eder olmuştu. Dolayısıyla petrol denizcilikte kademeli olarak kömürün yerini almaya başladı. Ayrıca petrol kaynakları tamamen kontrol altına alınmalı İngilizlerin raporlarına göre. Çünkü İngiltere'nin elinde kısıtlı miktarda rezerv var. Yabancı payı olmamalı. Tamamının üstüne biz oturmalıyız. Bunun kaynakları yansıların altında yer alıyor. Bunlar dediğim gibi hep arşiv fotoğrafları. 1914'e kadarki yıllarda dünyadaki savaş gemileri kömürden petrole dönüşe geçti. 14'ün sadece deniz gücü değil, kara gücü de petrole döndü.
1914'ün köhneleşmiş atlı hücum gücü savaşlarda, 1916 Somme Savaşı'nda yerini ilk kez kullanılan tanklara, atlı taşımacılık yerini motorize araçlara bıraktı. Uçaklar ve ağır silahlar savaş ilerledikçe daha büyük önem kazanmaya ve mekanizasyon savaş alanında egemen olmaya başladı. Bugün savaşlarda görüyorsunuz, dronlar son derece, yani sonucu etkileyen araçlar haline geldi. Ona analoji yapabiliriz. Buna bağlı olarak sanayi, savaş aygıtlarını besleyebilmek için artan miktarda petrole gereksinim duydu. Yani savaş araçlarını besleyecek sanayinin de ihtiyacı haline geldi petrol. Tarihte ilk kez sınırlar, gelecek savaşlarda da stratejik üstünlük sağlayabilmek için petrol sahalarını içerecek biçimde genişletilmeye başladı. Yani mesele, tamam döndürdük gemilerimizi ama bunu çalıştıracak kaynak nerede bu? Kafanızı mesela o dönem İran'a çeviriyorsunuz diyelim, Irak'a çeviriyorsunuz. İngiliz Amirali Slade o dönemlerin donanma petrol uzmanı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru hazırladığı raporda Mezopotamya petrollerinin, yani Osmanlı'nın nasıl çöktüğünün önemli göstergelerinden bir tanesi de bu. Mezopotamya petrollerinin ve bu petrollü sahaların ele geçirilmesinin önemi üzerinde duruyor. Bu raporu savaş kabinesine sunan kabine sekreteri Hankley, Dışişleri Bakanı Balfour'a şu notu iletiyor. Amiralin diyor bana gönderdiği harita, Mezopotamya'da kuzeye ilerlemenin askeri nedenlerin ötesinde, bu kaynakları ele geçirmek anlamında, haklı gerekçeleri olduğunu açıkça göstermektedir. Mezopotamya'nın değerli petrol kuyularını savaş bitmeden ele geçirmek bir avantaj olmaz mı? Savaş kabinesi Amiral Slade'in raporunu 13 Ağustos 1918'de görüşüyor ve Başbakan Lloyd George savaş sona ermeden Musul'a ulaşılmalı talimatını veriyor. Sevgili Hikmet Ulubay'ın aktarmasıyla kaynak da burada. Maher, Imperial Quest for Oil, Iraq 1910-1928 adlı kitaptan. Ve daha sonra, buraya İngilizcesini yazdım, yani bir kaynağın, Musul pek kurşun atmadan maalesef teslim oluyor. Savaş sona erip, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de işgal edildikten sonra İngiltere ve Fransa, Araplar arasında doğabilecek huzursuzlukları engellemek amacıyla 7 Kasım 1918'de ortak bir deklarasyon yayınlıyor. Tabii bunlar kendi görüşleri, yani o kadar iyi yürekli insanlar ki bu İngilizler, Fransızlar hep böyle barış getirmek için, sorunları çözmek için hep ortaya çıkarlar. Bu deklarasyon da onu yansıtıyor, bu kendi görüşleri, Hurwitz'in kitabından. Bildirideki şu ifade dikkat çekicidir. Niçin bu deklarasyonu yayınlıyorlarmış? Doğuda Almanya'nın denetimsiz ihtiraslarının yol açtığı mücadeleyi Fransa ve Büyük Britanya'nın sürdürmesinin nedeni, uzun süredir Türkler tarafından ezilmekte olan halklara tam ve kusursuz özgürlük vermek ve yerel halkların hür iradeleri ile ulusal hükümetlerini kurmalarına yardım etmektir. Biliyorsunuz bu politikaları halen Libya'da da, yani Afrika'da da daha doğrusu, Orta Doğu coğrafyasında da devam ediyor. Biliyoruz savaş sonrasında Irak uzun yıllar İngiltere'nin, Suriye'de Fransa'nın mandaları altında kaldılar. Şimdi biraz daha somut verilere gelelim, günümüze yakın. Dünyada tüketilen enerjinin %33,1'ini petrol karşılıyor. Ağırlıklı olarak ulaştırma sektörünün vazgeçilmez girdisi ama petrokimya sanayi üzerinden on binlerce ürünün de girdisi. Yani aklınıza gelebilecek plastik ürünlerden tutun da makyaj malzemelerine, gözlük çerçevesine, ne aklınıza geliyorsa, top vesaire, yani on binlerce örnek verilebilir. Bu BP'den alınan Haziran 2020 yayını, doğalgaz ve kömür, gördüğünüz gibi bu üç fosil yakıt %80'in üzerinde bir katkı koyuyor dünya enerji tüketimine. Ve bunlardan özellikle petrol ve doğalgaz çok yoğun olarak Orta Doğu coğrafyasında yer alıyor. Kömür daha homojen yayılmış bir kaynak dünyaya. Diğer kaynaklara bakın, nükleerin payı %4,3, hidroelektriğin %6,5, güneş, rüzgar, diğerlerinin tamamı, jeotermal, biyoyakıtlar vesaire, güneş, dalga, okyanus,
vesaire, bunlar gel git, bunların tamamı şimdilik %5. Şimdi coğrafi dağılımı da ben sürekli olarak bir harita üstüne her yıl eklerim, koyarım. Şurada Orta Doğu üzerinden anlatmaya çalışayım. Bakın, milyar varil olarak dünya ispatlanmış petrol rezervlerinin %48'i Orta Doğu coğrafyasında, 833,8 milyar varil. Dünya rezervlerinin toplamı 1734 milyar varil ya da 1.7 trilyon varil. Bunun %48'i Orta Doğu coğrafyası. Ama şuraya bakın, mesela Amerika'ya. Bir başına dünyada tüketilen enerjinin, bir başına dünyada tüketilen petrolün kabaca %20'sini tüketen bu dev, sadece petrol rezervlerinin %4'üne sahip. Dolayısıyla bu coğrafyaya yönelik Orta Doğu'ya bir takım tasarımlarının olmaması, haklı değilse de, vazgeçilmez. Bunu görmemiz lazım. Avrupa Birliği'ne bakın. Bunca ülke bir araya gelmiş, 28 tane işte her neyse ülke, binde üçüne sahip. Dolayısıyla bunların hepsi Orta Doğu'ya, Afrika'ya bağımlı ve buralara yönelik strateji geliştirmelerinin en temel nedenlerinin başında geliyor. Geçelim doğalgazı. Aynı zamanda Orta Doğu bir doğalgaz coğrafyası. Toplam ispatlanmış dünya doğalgaz rezervlerinin de %38'i burada. En fazla doğalgaz rezervi yalnız Rusya'da. %19'u, bu Rusya'ya müthiş bir güç veriyor, avantaj veriyor. Hem ekonomik olarak, hem stratejik olarak, hem de dış politika unsuru olarak. İran ikinci sırada, Katar üçüncü sırada, dördüncü sırada Türkmenistan geliyor. Tabii Çin kaynaklar açısından son derece kısıtlı. Yani doğalgaz rezervlerinin %4'ü, şeye bakacak olsak %1,5'u petrol rezervleri. Onu da es geçmeyelim. Gerçi değineceğim ama. Uluslararası Enerji Ajansı her yılın Kasım ayında geleceğe bakış raporlarını farklı senaryolar altında inceler. Birkaç yüz sayfalık raporlardır bunlar. Bu yıl salgın nedeniyle, COVID-19 nedeniyle biraz daha erkene çekti. Bir ay erken yayınladı bu raporunu. Oradan bir tabloyu dikkatinize getirmek istiyorum. Geleceğe baktığımız zaman fosil yakıtların toplam ağırlığı bugünkü %80'lerin üzerinden %76'lara düşüyor ama gene de 2030'daki temel senaryoda açıklanan politikalar senaryosunda kömürün, petrolün payının azalması ama doğalgazın bir miktar artması bekleniyor. Bunun da temel nedeni petrol ve kömüre göre daha verimli, daha az kirleten, kirleten ama sera gazı salımları, özellikle karbon dioksit salımı açısından, ama bu avantajı var doğalgazın. Nükleer sabit gibi görünüyor ama işte geleceğin kaynakları yenilenebilir kaynaklar. Ve muazzam bir maliyetlerde düşüş var. Bazıları, özellikle bu nükleer lobi, kömür lobisi sürekli olarak yenilenebilir kaynakları, özellikle güneşi ve rüzgarı, 24 saat 365 gün rüzgar yoktur, güneş yoktur, hem zaten elektrik depolamaz gibi bir argümanla karalamaya, önemsiz kılmaya çalışsa da tam tersine işte bataryalar hızla maliyetleri düşüyor elektriğin depolanması için. Sadece bataryalar değil, farklı yöntemler var. Aynı zamanda rüzgarın da güneşin de yatırım maliyetleri muazzam hızla aşağı doğru iniyor. Gelecek yenilenebilir kaynakları. Ama dediğim gibi enerji ekipmanlarını da kendi ülkenizin içinde üretmeniz kaydıyla bağımsızlıktan ve küresel ısınmaya karşı elle tutulur bir şeyler yapmaktan söz edebilirsiniz. Şimdi Osmanlı cephesine bir bakalım bu Birinci Dünya Savaşı sürecinde. Gene sevgili Hikmet Ulubay'ın İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik adlı kitabına göz atalım. Önemli kısımlarına. Bakın 1911'deki İngiltere Dışişleri Bakanı Edward Grey şunları söylüyor. Temel hedefimizi daima hatırda tutmamızın önemli olduğuna inanıyorum. Bu da Basra Körfezi'ndeki ve onu tamamlar nitelikteki Mezopotamya'daki İngiliz çıkarlarını korumaktır. İşte donanmanın, sanayinin ihtiyacı olan petrole sahip olabilmek için bu öngörüyle hareket ediyorlar. İngiltere nere? Mezopotamya nere? Şimdi bakın aynı yıllarda 1913'te bizimkine bakın. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa.
Kuveyt ve Katar gibi çölden ibaret iki kaza yüzünden İngiltere ile ihtilaf çıkaramayız. Bu ehemmiyetsiz topraklardan ne gibi faydamız olabilir? Kuveyt ve Katar'ı İngiltere'ye bırakmaya, bunlar hep bizim vilayetler Osmanlı'nın, ve zengin Irak vilayetimizle uğraşmaya karar verdi. Zengin Irak vilayetiyle nasıl uğraşıldığı ayrı bir tartışma konusu. Bu ehemmiyetsiz topraklar dediğiniz Kuveyt'i ve Katar'ı birlikte alırsanız, bugün itibariyle dünya petrol rezervlerinin %7,4'ü bu iki ülkede, gaz rezervlerinde %13,3'ü bu ehemmiyetsiz topraklarda. Bu da Osmanlı'nın tırnak içinde öngörüsü. 1918'e geldiğimizde Arthur Balfour, İngiltere Dışişleri Bakanı, diyor ki ne Amerikan Başkanı Wilson ne de bir başkası Dicle ve Fırat'ın çevresindeki geniş toprakları Osmanlıların denetimine bırakmak isteyecektir. Bu durumda sormak isterim. Mezopotamya'daki küçük zap suyuna kadar veya yeterli derecede zengin su kaynaklarını denetim altına alacak şekilde ordularımızla ilerlememizin büyük yararı yok mudur? Bunu başardığımızda petrol yataklarının büyük çoğunluğu da elimize geçmiş olacaktır. İngiltere'nin Türkiye Büyükelçilik Müsteşarı Hohler 1919'da Londra'ya telgraf çekiyor. Diyor ki, şimdi Mezopotamya bizim olduğuna göre ona, yani adamımız binbaşı Noel'e bir Kürt devleti kurdurup Kuzey Dağları'nı öylece koruyabiliriz. Binbaşı Noel, onun deyimiyle bir Kürt Lawrence'ıdır. Majestelerinin hükümetinin amacı Türkleri elden geldiğince zayıflatmak olduğuna göre ders almazsak tarih tekerrürden ibarettir. Kürtleri bu şekilde harekete geçirmek fena bir plan değildir. Kim diyor? İngiliz Müsteşar Hohler. Kürt sorununa verdiğimiz önem Mezopotamya ile ilgilidir. Kürtlerin ve Ermenilerin durumları beni hiç ilgilendirmez. Burada da sevgili Uğur Mumcu'nun kitabı Kürt İslam Ayaklanması 1919-1925 referansımız. Amiral Bristol 20 Şubat 1920. Bu da İstanbul'daki Amerikan Yüksek Komiseri. Yani koşullarımız bu. Diyor ki onun deyimiyle tırnak içine aldım. Şimdi Kürdistan'ın ünlü petrol yatakları nedeniyle yabancı entrikaları başladığı için kuşkusuz ciddi sorunlar çıkabilir. İngilizler herhalde Kürdistan'ı denetim altına alabilmek için Kürtleri Türklere karşı kullanmak isteyeceklerdir. Yine Uğur Mumcu'dan. Devam ediyor Bristol. Yunanlılar önemli bir zafer kazanırsa Kürt isyanı Türkiye'nin gerisini ciddi bir şekilde tehdit edebilir. Ancak batıdaki savaş Türklerin lehine gelişirse Türkler ellerindeki yarım düzine yetenekli liderlerden birisiyle Kürt sorununa son verebilir. İngilizler kuşkusuz bu durumu bilmektedirler. Gene de Kürtlerle meşgul olduğu sürece Mustafa Kemal'in Musul'a el koyamayacağını düşünmektedirler. Dolayısıyla Kürt akımına yardımcı olmaktadırlar. Amiral Bristol. Şimdi Lozan'dan 50 sene sonra İsmet Paşa bir söyleşi yapıyor. Türk Tarih Kurumu'nda. Diyor ki 50 sene sonraki söyleşisinde Lord Curzon'un Lozan'ı imzaladıktan sonra bana söyledikleri şunlar. Memnun değiliz Lozan muahedesinin müzakeresinden. Hiçbir dediğimizi yaptıramadık. Reddettiklerimizin hepsini cebimize atıyoruz. Harap bir memleket alıyorsunuz. İsmet Paşa'ya söylüyordum. Bunu kalkındırmak için mutlaka paraya ihtiyacınız var. Bu parayı almak için gelip diz çökeceksiniz. Cebime attıklarımın hepsini çıkaracağım size. Bunu söylediği tarih 23 Ekim 1973. İsmet Paşa bunu bana Curzon söyledi diyor. Yani İsmet Paşa'nın söyleşisinin tarihi. Bundan sonra biz Cumhuriyeti 50 sene tatbik ettik. Bu müddet esnasında yatırım yaptık, demir yolları yaptık, demir yolları satın aldık. Endüstriler kurabildik. Şeker endüstrisi, dokuma endüstrisi gibi mütevazı endüstriler. Diğer endüstrileri kurmadan yapamayız. Gayet basit bir usulüm vardı benim. Mali intizam her şeyin üzerindedir devlet idaresinde. 100 milyon gelir var, ihtiyaca yetmiyor. 90 olsaydı gene yetmeyecekti. Bu 10 milyonu
yatırıma ayırmak lazımdır. Planlama anlayışı. Tıpkı bugün gibi. Şimdi günümüzün tırnak içindeki devlet adamlarını hatırlayın. Stratejik yermiş SEKA için. Ne stratejisi? Önemli olan müşteri bulmak. Müşteri gece gelsin, pijamayla karşılarına çıkarım. Ne banka bırakacağız, ne fabrika, ne de işletme, liman da bırakmayacağız. Hepsini satacağız. Yani bunları uzun uzun söylemeyelim ama tüpraş. Parayı veren düdüğü çalar. Tüpraşı Ruslara satar mısın diyorlar. Satarım arkadaş. Gerçi bu ihale iptal oldu ama. Uzun uzun anlatın hocam. Uzun uzun anlatın. Şeker fabrikaları dahil. Lütfen bunları kar edeni de, bakın kar edeni de zarar edeni de satacağız. Ülkenin işgal altına girdiğini söylüyorlar. Gelsinler işgal etsinler. Allah'tan şimdi mesela palet fabrikası falan verilmiyor. Hani çok farklı bir döneme geldik. Yani ne söyleyeyim? Bakın Başbakan Erdoğan o tarihte başbakan. Yatırım için dünyanın tüm girişimcileriyle görüşürüm. Çünkü ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellef. Milliyet 16 Ekim 2015 pazar. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'na atlayalım. Amerika Birleşik Devletleri açısından petrol ve jeopolitik boyuta bir bakalım ve bazı değinmeler ile. Şimdi bu Profesör Michael Clare'in, onu da öneriyorum. Yani Daniel Yergin'i okumak kadar Michael Clare'i, William Engdahl'ı okumakta da yarar var. Bunlar da enerji jeopolitiği üzerine özellikle neokonları kökten eleştiren çok önemli yazarlar. Michael Clare'in Kan ve Petrol, Blood and Oil adlı kitabı daha sonra film haline getirildi. Gene sevgili arkadaşlar eğer ilgi duyarlarsa 10-12 sene önce çekilmiş bir film ama arşiv dokümanlarıyla desteklenmiş. O günün rakamlarını bugüne transfer edebilirsiniz. Zaten tarihi bir belge. Michael Clare'i sık sık konuşturdukları bir dokümanter film, belgesel. Buradan ben durdurup bazı alıntılar yaptım filmi durdurup. Öğrencilerime üniversitede bunları her sene gösteriyorum bu filmi. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin harcadığı 7 milyar varil petrolün 6 milyar varilini Amerika sağladı. O zamanlar Amerika en önemli, hani diğerleri ortaya tam çıkmadan önce en önemli rezerv sahibi petrolde ülkelerin başında geliyor. Ama bütün müttefiklere de o sağlıyor savaşta, İkinci Dünya Savaşı'nda. Bir fikir vermesi açısından yaklaşık 500 askerden oluşan bir tabur, 100 mil taşınması, 160 kilometre diye alın, 400 varil ya da 64.300 litre civarında petrol tüketiyor. Beşinci filo, şu an Basra Körfezi'nin civarında gezinen beşinci filo, 2 ayda 15 milyon varil fuel oil tüketti. Amerika 1942'de yaklaşık 1,5 milyar varil tüketiyordu yılda. Yani kaynaklarını buraya hep yazmaya özen gösteriyorum. ABD 2. Dünya Savaşı'nda mevcut petrol rezervlerinin 1/3'ünü tüketti. Baktılar 13 yılda mevcut rezervler tükenecekti. Onun üzerine dönemin Amerikan Başkanı Roosevelt bir endişeye kapıldı. Bunun üzerine sağlam ve güvenilir rezerv bulma kararı aldı. Roosevelt döneminde Amerika ve Suudi Arabistan yakınlaşmaya başladı. Amerika'nın ilgisi özellikle Suudilere ama genelde de Orta Doğu'ya yöneldi. Şimdi Roosevelt döneminde 41 yılında 1941'de Suudi Arabistan'la kiraya verme, ödünç verme sözleşmesi imzalandı. Şimdi bir başına baktığınızda çok anlamsız, yani bizim konumuzla ne alakası var? Kiraya verme, ödünç verme sözleşmesi ne demek? Bir zemin hazırlanıyor. Çünkü düşünün Amerika Birleşik Devletleri işte Nazileri, diktatörlükleri yok etmiş, onları ortadan kaldırmış. Dünyanın demokrasi havarisi Roosevelt ve Amerika. Roosevelt de onun simgesi. Ama Suudi Arabistan bir monarşi. Otokratlar var başında. Şimdi zemin hazırlıyoruz. Kiraya verme, ödünç verme sözleşmesi imzalıyorlar. Başkana Amerika'nın savunması açısından yaşamsal göreceği ülkelere askeri malzeme kiraya verme veya satma yetkisi veriliyor. 43'te Suudi Arabistan Amerika için yaşamsal önemde olarak tanımlanıyor. Roosevelt Yalta'da Stalin ve Churchill'le görüştükten sonra Şubat 45'te Mısır'a geliyor. Süveyş kanalında Kral İbni Suud ile USS Quincy gemisinde
tutanaklara geçirilmeyen 5,5 saatlik tarihi bir görüşme yaptı. Tarihi görüşme diyorum çünkü bundan sonra gelen bütün Amerikan başkanları, başkan yardımcıları, Senato'da, Temsilciler Meclisi'ndeki bütün konuşmalarında yeri geldiğinde bu anlaşmaya, tutanaklara geçmeyen bu anlaşmaya atıfta bulunuyorlar. Bu gene Michael Clare'in kitabından. Bakın burada Amerikan askerleri, donanma, mürettebat diyelim, kralı selamlıyorlar. İbn-i Suud hayatında ilk kez ülkesinin dışına çıkıyor. Yanında ne var? Bedevi muhafızlar ve köleler. Yani bir tarafta Roosevelt, demokrasinin simgesi, havarisi, öbür tarafta monarşinin tepesinde hayatında ilk defa ülkesinin dışına çıkan ama daha önemlisi köleleriyle bu gemiye gelen bir totaliter kral var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı belgesi ki bahsettiğim filmde de kitapta da buna atıfta bulunuyor ve belgeyi de gösteriyor. Suudi Arabistan petrol rezervlerinin Amerika için yaşamsal önemine vurgu yapıyor 45'teki bir rapor. Diyor ki Suudi Arabistan petrol rezervleri dünyanın en büyük rezervleri arasında. Bugün de Venezuela 1, Suudi Arabistan 2 ama hemen hemen aynı rakam. Suudi rezervleri çok daha kaliteli. Bu rezervler iki nedenle bizim kontrolümüzde olmalı diyor belge. Bir yandan tükenen rezervlerimizin karşılanması, diğer yandan dost olmayan ellere geçmemesi için. Sonraki başkanlar Truman, Eisenhower, Nixon bunların doktrinleri de aynı yaşamsal gerekçelerle Suudi Arabistan'ın korunmasını temel hedef olarak tanımladılar. Bu devam ediyor bu birliktelik. Bakın hepsinin gene krallarla filmde de arşiv kopyalarından gösteriyor. Nixon'ın ulusal güvenlik danışmanı, dışişleri eski bakanı Kissinger'ın sözleri. Petrolü kontrol ettiğinizde milletleri kontrol altına alırsınız. Gıdayı kontrol altına aldığınızda da insanları kontrol altına almış olursunuz. Carter doktrini daha sonraki başkan, State of the Union'da yani birliğin durumu adlı konuşmasında dile getirdiği ilkelere sonradan Carter doktrini adı veriliyor. Zamanlaması önemli. 1979'da Sovyetler Afganistan'a girmiş, işgal etmişler. Aynı zamanda da paralel olarak İran'da da Hümeyni gelmiş, İslam devrimi olmuş. Amerika'nın ulusal çıkarları gerektirdiğinde İran körfezine yönelik askeri güç kullanmaktan söz eden bir doktrin. Göbeğinde o doktrinin şu sözler var. 23 Ocak 1980. Konumumuzu açıkça ifade edelim. Herhangi bir dış gücün, sanki kendisi iç güç, İran körfezinin kontrolünü ele almaya teşebbüs etmesi Amerika'nın yaşamsal çıkarlarına bir saldırı olarak değerlendirilecek ve bu teşebbüs askeri güç dahil her yolla engellenecektir. Şuraya bir haritasını koydum. Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, buradan dünya deniz yoluyla petrol ticaretinin %35'i çıkar. Çoğu Asya'ya gider ama döner bir kısmı günde 6,2 milyon varil petrol şuradan Babül Mendeb'den Yemen'in hemen dibinden. Burada da Sokotra adaları var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok etkili olduğu şurada. Yemen'deki vekalet savaşları malum. Hepsi bunların doğalgaz ve petrol taşımacılığıyla, ticaretiyle ilgili. Kızıldeniz'den yukarı çıkar, Süveyş Boğazı'ndan Akdeniz'e açılır. Kıbrıs'ta bunun tam göbeğindedir. Doğu Akdeniz meselesini çoğu anlamayanlar için de söylüyorum. Petrol ve doğalgaz ticaretinin en önemli geçiş güzergahlarından Avrupa'ya gidiş, Amerika'dan gelen shale gazı, bunların tümünün kesişme coğrafyası. Şimdi bunlar da çeşitli o sözünü ettiğimiz raporlardan alıntılar. 1986-87'de İran Kuveyt tankerlerine saldırınca Reagan, Kuveyt tankerlerine hatırlarsanız Amerikan bayrağı çektirdi. Bu tankerleri koruma gerekçesiyle de körfezi kontrol altına aldılar. Şimdi bakın Ronald Reagan ne diyor? Orada doğudaki OPEC ülkeleri ve özellikle de rezervleriyle en önemli ülke olan Suudi Arabistan, Batı dünyası sanayinin tekerleklerini döndüren enerjinin çok büyük bölümünü sağladıkları sürece ve tabii bizim savaş makinalarımızın yakıtını sağladığı sürece bizim bir kenarda durup bu kaynakların herhangi birileri tarafından alınmasına
ve akışının kesilmesine seyirci kalmamız mümkün değildir. Bu ilk basın toplantısı, başkan olduğundan sonra ilk basın toplantısı. Dört başkana hizmet eden James Baker, bakanlık da yaparak, diyor ki ben dört yönetimde görev yaptım. Her birinde de ulusal güvenlik politikası olarak gerekirse İran körfezindeki enerji rezervlerini korumak için savaşa gireceğimiz hususu yazılı olarak yer almaktaydı. History Channel'la yaptığı söyleşi. Arkasından adım adım Amerika stratejisini uyguladı. Körfezi ve Avrasya'yı kontrol için Rapid Deployment Force'u yerleştirdi. Arkasından CENTCOM, Central Command oluştu Reagan döneminde. Yeni ve merkezi bir komutanlık. Körfez'den, Basra Körfezi'nden Doğu Afrika'ya, Doğu Afrika'dan Afganistan'a kadar tırnak içinde sorumlu. Sizin Türkiye'de kaç tane ordunuz var? Kendi ülkenizden sorumlusunuz. Ama arkadaşlar dünyanın jandarması, burada da en önemli unsurların başında petrol ve doğalgaz trafiğinin kontrolü kendilerine rakip olan ülkelerin eline geçmemesi için yapılabilecekler gündemde. Anti-Sovyet bir ittifak çabası var burada bu dönemde. Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan üçgeni Amerika'nın müttefiki olarak yapılması gereken ne varsa Amerika tarafından o yıllarda yapılmaya çalışılıyor. Suudilere ve Körfez'e milyarlarca dolarlık silah satışı. Birbirleriyle dövüştür, her iki tarafa da birine açıktan öbürüne el altından silah sat. İran'a kontralar meselesi. Afganistan, Körfez Savaşı, Irak, Irak'ın işgali, yeni dünya düzeni hepsi adım adım bütün bu kaynakların kontrolü. Hem kaynakların yerinde kontrolü hem taşıma yollarının kontrolü, mümkünse ticaretinin kontrolü için. Bu da 30 Year Itch adlı makalesinden Robert Dreyfus'un. Bu da önemli bir yazar, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bakın şu yıldızlarla işaretlediğim tüm ülkelerden sorumlu arkadaşlar CENTCOM. Temel görevi Amerika'nın yaşamsal çıkarı için Basra Körfezi'nden petrol akışının kesintisiz ve güvenli olarak sürdürülmesinin temini. Şimdi bakın Irak Savaşı ile Irak'ın işgali ne savaşı? İşgali ile ilgili neler söylüyorlar? Tony Blair, George Bush ve Colin Powell. İnsanlar tamamen yanlış olarak diyor Tony Blair. Petrol gelirlerini ele geçirmek istediğimizi iddia ettiler. Yoksa aslında bu gelirler Irak halkı için bir fonda toplanmalıdır. Bush, petrol Irak halkına aittir. Hükümet bu değerli varlığın sadece vekil harcı olmalıdır. Colin Powell, Irak halkının petrolü onların servetidir. Biz Irak'ı petrol için işgal etmedik. Öyle mi? Bakalım Greenspan. Görevden ayrılıyor, emekli olur olmaz zihni açılıyor. Irak Savaşı büyük oranda petrol içindi. I am saddened that it is politically inconvenient to acknowledge what everyone knows, the Iraq war is largely about oil. Federal Rezerv'in, hani Merkez Bankası diyelim Amerika'nın, onun başındaki Greenspan. Şimdi burada bir açık oturum görüyoruz. Thomas Friedman, New York Times baş editörü, şunu söylüyor. Irak Savaşı elbette ki petrol içindi. Son 50 yıldır Arap dünyasına büyük petrol istasyonları topluluğu muamelesi yaptık. Onlara şu mesajı verdik. Pompalarınızı açık, fiyatları düşük tutun. İsraillilere iyi davranın. Bunun karşılığında Amerika bölgede kök salan otoriter ideolojik rejimlere göz yumdu. General Abi Zayt, Irak'ın işgali sırasındaki CENTCOM komutanı. Orta Doğu'daki dinamikler ve özellikle Irak Savaşı petrolle sıkı sıkıya bağlıdır. Bunu gerçekten inkar edemeyiz. Ben kendilerini konuşturmayı çok seviyorum açıkçası. Eski NATO komutanlarından ve Amerika'da 2004 seçimlerinde başkan adayı olan General Wesley Clark, şu videoyu rahatlıkla bulabilirsiniz, birkaç kilit anahtar sözcük girin. Wesley Clark, Amerika'nın Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve İran'ı işgal planlarını açık açık televizyonlarda söylüyor. Wolfowitz'le görüşmesi, kendisine gösterilen raporlar vesaire. Ama yüzlerce rapor siz de bulursunuz. Unfolding the Future of the Long War diye RAND Corporation'ın, yani Pentagon'ın tırnak içinde think tank'i, düşünce kuruluşu RAND'in bir raporundan ben bir özet yapacağım. Belli bir kısmını alacağım. Açık açık şunu söylüyorlar. Bu bizim yakıştırmamız değil. Bakın.
Diyor ki raporun içinde, dünya ispatlanmış petrol rezervlerinin yoğun olduğu coğrafi alan, Selefi Cihatçı A örgüsünün güç alanı ile çakışmaktadır. Yani Orta Doğu coğrafyasını gözünüzün önüne getirin. Dünya ispatlanmış petrol rezervlerinin, ki maliyeti de çok düşük dünyanın diğer bölgelerine göre, üretim maliyeti. Şimdi sözcük de onlara ait. Kim var burada? Daha çok Müslüman ülkeler var. İster Şii olsun, ister Sünni olsun. Selefi cihatçı sözcüğü de onlara ait. Rand Corporation raporuna ait. Bu durum petrol arzı ve uzun savaşımız, uzun savaş da bütün bu kaynakların kontrolünü ellerinde tutmak. Kitap, yani raporda görüyorsunuz bunu. Uzun savaşımız arasında petrol arzıyla kolay kırılamayacak ve basitçe tanımlanamayan bir bağlantı yaratmaktadır. Görünür yakın gelecekte dünya petrol üretim artışı ve toplam petrol arzı ağırlıklı olarak Basra Körfezi kaynaklarından sağlanacaktır. Bu nedenle bölgenin stratejik öncelik ve önemi uzun savaşın yaşama geçirilmesi süreci ile etkileşim içinde olacaktır. Böl ve yönet stratejimiz, bakın genelde biz söyleriz bunların böl ve yönet stratejisi diye, kendileri söylüyor. Böl ve yönet stratejimiz çeşitli selefi cihatçı gruplar arasındaki fay hatlarının istismar edilmesi ve bu grupların birbirlerine karşı cephe almaları sağlanarak enerjilerini bize değil, aralarındaki iç çatışmaya odaklandırmaları hedeflerine dayanmaktadır. Bu strateji ağırlıklı olarak örtülü faaliyetlere, covert operations, istihbarat operasyonlarını, konvansiyonel olmayan savaş yöntemlerini, hala yaşıyoruz bunları dünyanın her tarafında ve ülke içi güvenlik güçlerinin desteklenmesine dayanmaktadır. Ülke içi güvenlik güçleri derken Amerika ile barışık, onların yörüngesinde hareket eden rejimlere ait güvenlik güçlerinin desteklenmesi. Amerikan liderleri ayrıca sürekli Şii-Sünni çatışması eksenli bir strateji temelinde, daha ne söylesin adamlar? Ve bunda da İslam dünyasında giderek güç kazanan Şii hareketine karşı muhafazakar Sünni rejimlerinin, İran'a karşı otoriter Sünni rejimlerinin yanında yer alarak bu çatışmanın körüklenmesinden yararlanabilirler. Daha ne söylesin? Yani bunu bir iki saniye tutup geçeceğim. Üstünde benim yorum yapmama gerek yok. Bu da öyle. Yani bazen karikatür uzun uzun cümlelerden çok daha etkili oluyor. Şimdi tabii hep Amerika odaklı konuşulur. Çünkü haklıyız. İşgaller, sivil katliamları gözleri dönmüş bir şekilde en kaba politikalarla, stratejilerle ülkeleri işgal etmekten en ufak şekilde çekinmiyorlar. Şu raporda bile o hoyratlığı görüyorsunuz, o umarsızlığı. Bakın ama Rusya'da, Çin'de onlar da kendilerine göre farklı stratejilerle enerji jeopolitiği açısından hareket ediyorlar. Bir kere Rusya farklı olarak bir enerji süper gücü. Dünya ispatlanmış gaz rezervlerinin %19'una, petrol rezervlerinin %6,2'sine sahip. Doğal gaz ihracatında birinci sırada 256 milyar metreküp, Türkiye'nin bir yılda tükettiğinin 5 katından fazla. Petrol ihracatında üçüncü sırada. Kaynak zenginliğini 3 temel amaçla kullanıyor. Ekonomik kazanç sağlıyor. Etki alanında gördüğü yakın çevresindeki politik nüfuzunu, eski Sovyet Cumhuriyetleri de diyebilirsiniz bunu, korumak ve artırmak ve gerek görürse nihai tüketiciler, bunu ülke olarak alın, üzerinde siyasi baskı kurmak. Genelde bu üç olay üzerine odaklandığını söyleyebiliriz. Birçok şirketi var, çok güçlü ama gazda öne çıkan Gazprom, dünya devi, en büyük şirket gazda ve Rosneft, petrolde, ne tam anlamıyla ticari şirket ne de tamamen Kremlin'e bağlı. Aslında ağırlıklı olarak Kremlin'e bağlı ama farklı bir formatta çalışıyorlar. Ancak politik ticari çıkarlar gerektirdiğinde nihai tüketicilere, yani satış yapılan ülkelere patronun Kremlin olduğu anımsatılıyor. Gazprom özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de gaz piyasasında ya hakim ya da ağırlıklı. Mesela Avrupa'da %38. Yani Avrupa'nın doğal gaz
ithalatının, AB'nin %38'i Rusya'dan. Bizde de bu rakam %50'lerin üstündeydi. Son yıllarda hem talebimiz düştüğü için hem biraz spot alımlara ağırlık verildiği için %34'ler civarında ama ağırlıklı. Bu konuda verilen örnekler arasında Kuzey Akım 2 var. Başta Ukrayna olmak üzere bazı Orta Avrupa ülkeleri bu hattın Rusya tarafından siyasi baskı aracı olarak kullanıldığı görüşündeler. Amerika'da Kuzey Akım 2'ye ambargo koyarak önlemeye çalışıyor. Ama Kuzey Akım 1 60 milyar metreküp çoktan inşa edildi ve işletmeye alındı. Örnek, neler yapıyor Rusya Federasyonu? 2008'de Çek Cumhuriyeti'ne Rus petrol akışı kesildiğinde Rosneft bunun teknik nedenden kaynaklandığını söylese de Prag, kesintinin Çek topraklarına Amerikan antifüze radar sistemi yerleştirme kararına misilleme olduğunu açıklıyor. Çeşitli ülkelerin, Avrupa Birliği, Rus gazı ya da petrolüne aşırı bağımlılıkları, bu ülkelerin gereğinde Rusya'ya karşı siyasi tavır almalarını, örneğin Rusya'ya ambargo uygulanmasını engelleyebiliyor. Bunun somut örneği Kırım'ın ilhakına karşı, bu çünkü Avrupa Birliği'nin bir raporu olduğu için o yorum onların, ilhakı kabul edersiniz, bu ilhak değil, işte nedir, referandum yapıldı diyebilirsiniz. Ben onun için yani kaynakları buraya koyuyorum. Birçok Avrupa ülkesinin ithalata devam etmesi bunu gösteriyor. 2000 yılında Gazprom'un Türkiye dahil Avrupa'ya ihracatı, Türkiye dahil Avrupa dememin nedeni Gazprom'un web sayfasına girdiğiniz zaman Gazprom gaz eksportun Türkiye'yi Avrupa başlığı altında alıyor Rusya. Ya Gazprom daha doğrusu. Onun için böyle yaptım. Avrupa'ya ihracatı 130 milyar metreküptü 2000 yılında. 2019'a geldik. Bu kadar kavga, gürültü oluyor. Rusya'ya karşı ambargodan söz ediyoruz. 2019 yılında 200 milyar metreküpe çıktı Avrupa'ya ihracatı Gazprom'un. Yani ne kadar bu ambargolar etkili oluyor diye. Evet oluyor. Etkiliyor mu? Etkiliyor. Ama önemli bir şekilde de devam ediyor. Rusya'nın enerjiyi dış politika enstrümanı olarak kullanmasının kökenleri Sovyetler dönemine dayanıyor. Bütünleşik ekonomi hedefi bütün o cumhuriyetlerin ve SSCB'de birlik oluşturma hedefleri çerçevesinde entegre bir gaz ve petrol taşıma ağı kuruluyor. Türkmen gazı, Kırgızistan'dan çıkabilecek herhangi bir kaynak, onun çok fazla kaynağı yok. Özbek gazı, Azerbaycan petrol ve gazı, bunların hepsi ister Volga-Don kanalından, ister demir yollarıyla, ister boru hatlarıyla hep Rusya Federasyonu toprakları üzerinden geçerek çıkmak durumunda. O nedenle bağımsızlığını ilan etse de bunlar gerçekten ekonomik anlamda ve siyasi anlamda bağımsız olabilmek için Rusya'nın bir anlamda rıza göstermesine ihtiyaç duyuyorlar. Yani bizim de yaşadığımız bir örnek var. Özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan bağımsızlık sonrası Avrupa Birliği piyasasına ulaşabilmede Rus engellemesiyle karşılaştılar. Türkmenistan çaresiz yüzünü Çin pazarına döndü. Azerbaycan yıllar sonra Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum gaz boru hatlarıyla Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara bağlanıyor. En son örneği de TANAP. Azerbaycan gazı Türkiye'ye, Türkiye üstünden Avrupa'ya. Ama bu biraz da mavi akım yapıldıktan sonra, yani Rusya Türkiye'yi kendine önemli oranda bağladıktan sonra oldu diyebileceğimiz örneklerdir de aynı zamanda. Ama başka şeyler de yapıyor Ruslar. Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Polonya, Estonya, Latvia, Litvanya gibi ülkeler bir yandan yüksek oranda Rus gazına bağımlı hale geliyorlar ve Sovyetler dönemindeki gibi düşük fiyatla gaz temin edemiyorlar. Başlangıçta düşük fiyatla veriyor gazı. Bir süre sonra diyor ki kardeşim ben sana düşük fiyatla gaz veremem, benim ekonomimin de ihtiyacı var diyor Ruslar. Onun için sen bana şöyle yap, şu gaz dağıtım şirketinin %51 hissesini bana ver diyor Ermenistan'a mesela. Ben o zaman sana gene düşük fiyattan gaz vermeye devam edeyim. Böylece bu ülkeler üzerinde de çok ciddi baskı uyguluyor. Çin tamamen farklı bir konumda. En fazla nüfusa sahip ülke. 1,44 milyar. En çok enerji üreten, burada kafalar karışmasın, çok ciddi bir kömür üreticisi aynı zamanda. Dolayısıyla kömür, petrol, doğalgaz bunların tümünü söylüyoruz. En çok enerji üreten ve en çok enerji tüketen ülke.
Hızla da artan bir enerji talebi var. Şunlar Amerikan Enerji Bakanlığı'nın web sayfasından daha yeni yayınladığı bir enerji profili Çin için oradan aldım. Yani şu doğal gaz üretim ve tüketimi. Burası sıvı yakıt, yani hem ham petrol hem de NGL dediğimiz Natural Gas Liquids, onların toplamı. Ama dikkatinizi çekmesini istediğim şey şu tüketim üstteki, alttaki üretim. Dolayısıyla giderek açılan bir makas var. Dışa bağımlılık demek bu aynı zamanda. Aynı şey sıvı yakıtta da görüldüğü gibi Çin giderek daha fazla dışarı bağımlı hale geliyor. Bir fikir vermesi açısından sıvı yakıt üretimi yaklaşık 5 milyon varil günde. Çok ciddi bir üretim ama sıvı yakıt tüketimi de yaklaşık 15 milyon varil günde. 3 katı bu. Onun için çok ciddi bir dışa bağımlılığı var. Çin ulusal güvenlik yasasına bu konuları sokmuş. Ülkenin gereksinim duyduğu enerji kaynakları ithalatının geçtiği kanalların Malaka Boğazı gibi, bunlara Dire Straits, dar boğaz diyoruz, korunmasını, özellikle Malaka Boğazı, ülke güvenliği için stratejik değerde olarak tanımlıyor ulusal güvenlik yasasında ve korunması gereğini vurguluyor. Çin'in komşularıyla Sarı Deniz, Doğu Çin Denizi, özellikle Güney Çin Denizi'nde ciddi ihtilafları söz konusu. Çin'in enerji kaynakları ithalatındaki en önemli kanallardan biri olan Malaka Boğazı ve bu bölgedeki tüm diğer aktörler, Singapur, Endonezya, Malezya, bunların hepsi Amerika ile müttefik. Boğaz geçişi sonrasında da Filipinler benzer konumda, gene Amerikan müttefiği. Çin'in bölgedeki artan agresif politikaları nedeniyle Amerikan Enerji Bakanlığı raporundan Vietnam da Amerika'ya yanaşıyor. Doğu Çin Denizi'nde ise Çin ile Japonya uzlaşmazlıkları devam ediyor. Tüm bu veriler ışığında Çin şirketlerine, çok sayıda şirketi ağırlıklı olarak 3 tane çok büyük dikey bütünleşik uluslararası dev şirket haline getirdi. CNPC, China National Petroleum Company gibi, Sinopec, CNOOC, yeni arz kaynakları bulma konusunda finansal ve politik destek sağlıyor devlet bu şirketlere. Bu amaçla bir kuşak bir yol projesi kapsamında özellikle enerji altyapısı projelerine öncelik ve destek veriliyor. CNPC, Sinopec, CNOOC dünyanın her tarafında çok uygun kredi koşullarıyla da giderek mutlaka enerji altyapısı projelerine giriyor. Orada büyük hisseler alıyor, kontrolü ele geçirmeye çalışıyor. Bütçedeki fazlalığını dolar cinsinden bu amaçla kullanıyor. Bu çerçevede de enerji kaynağı üretimi, elektrik üretimi, enerji şebekelerinin iyileştirilmesi, elektrik iletim hatlarının inşası gibi alanlar öne çıkıyor bu altyapı yatırımlarında. İpek yolu ekonomik kuşağı ve 21. yüzyıl deniz üzerinden İpek yolu stratejileri bunun örnekleri arasında. Malaka Boğazı'nın yerini göstermek açısından bu haritayı koydum. Hürmüz Boğazı'ndan çıkıyoruz. Bakın 15.2 milyon varil günde petrol geçişi var. Bu dar boğazdan geçerken, yani bunun engellenmemesi için Çin elinden gelen her şeyi yapıyor. Diğerleri de kontrol altına almaya çalışıyor. Aynı şekilde Amerika da bu oyunun içinde. Çin'in artan petrol bağımlılığı Amerika ve Japonya gibi karşıtları ile oluşabilecek gerilim durumlarında deniz seyri seferlerinde blokaj yaşanabilmesi endişelerini besliyor. Bu kaygılar Çin'i ulusal kaynaklarından büyük bir bölümü modern bir açık deniz gücü oluşturmaya bölümünü açık deniz gücü oluşturmaya, yani çok açık denizlerde, okyanuslarda hareket edebilecek bir deniz gücü oluşturmaya yönlendiriyor. Gene aynı kaygılar Çin'i yaşamsal enerji kaynaklarının yer aldığı Orta Doğu ve Afrika ile birleştiren güzergahta etkisini artırması için inci dizisi, String of Pearls diye adlandırılan bir stratejiyi geliştirmeye zorluyor ve her bir noktasında bunların limanlar ele geçirmeye ya da inşa etmeye yöneliyor. Artan enerji bağımlılığı bir yandan da Çin şirketlerinin uluslararası şirketlerle ortak olarak ya da doğrudan arama ve saha geliştirme çabalarına yönlenmesine yol açıyor. 2008'den itibaren Çin devlet şirketleri Orta Doğu, Kuzey ve Latin Amerika,
Afrika ve Asya'da milyarlarca dolarlık yatırıma giriyorlar. Çin şirketleri Batı Afrika ve Brezilya'da derin su sahalarına, Avustralya'da doğal gaz ve kömür sahalarındaki metan projelerine, Kuzey Amerika'da petrollü kum ve shale gazı projelerine büyük yatırımlar yapıyorlar. Çin devlet şirketlerinin sadece 2013'e kadar petrol karşılığı kredi anlaşmalarının toplam değeri 150 milyar dolara ulaşmış. Yani veriyor, uygun koşullarla kredi veriyor. Onun karşılığında da sizden ya doğrudan petrolü çok makul fiyatlarla alıyor o para ödenene kadar, yahut da sahalarda hisse devralıyor. Bu sahaları doğrudan kontrol etmeye çalışıyor. 2005-2017 arasında Afrika kıtasında enerji sektörlerine yapılan doğrudan yatırımlar 86 milyar dolar. Bunun 31 milyar doları petrol ve gaz sektörüne. Başlıca ülkeler Nijerya, Sudan, Nijer, Angola, Uganda, Kamerun. Aynı dönemde Latin Amerika'ya ise 92 milyar dolar. Başlıca yatırım yapılan ülkeler Brezilya, Arjantin, Peru, Kolombiya, Ekvador, Bolivya. Yani herkesin kendine özgü bir şeyi var, yöntemi var. Rusya ile gaz ve petrol, Kazakistan'la petrol, Türkmenistan'la gaz, Venezuela'yla da petrol üzerine anlaşmalar yapıyor. Kazak ve Rus petrolü ile Türkmen gazı boru hatlarıyla Çin'e ulaşıyor. Venezuela ile yapılan anlaşma günlük 600 bin varil petrol için 45 milyar dolarlık bir miktarı kapsıyor. Venezuela Amerikan baskısı altında inerken hem de bir soluk alma şansı bulmaya çalışıyor bunun üzerinden, ama bu sefer de üstüne bir başka şekilde Rusya'nın çökmesi söz konusu. Bu strateji kapsamında Çin şirketleri örneğin Afrika'da hiç tereddüt etmiyor. Ötekiler de etmiyor. Exxon Mobil'le, Chevron'la, Fransız Total, İngiliz BP, İtalyan Eni gibi şirketlerle ortaklıklar kurmaktan uzak durmuyorlar. Latin Amerika ve Afrika'da petrol ve doğalgazın yanı sıra elektrik ve metal sektörlerine de yatırım yapılıyor. 2007 ile 16 arasında Çin bankalarından Latin Amerika'ya sadece petrol ve gaz sektörleri için 98 milyar dolar kredi gidiyor. Şimdi boru hattı bahsettim. Petrol boru hattı Rusya'dan Çin'e, ESPO, East Siberian Pacific Ocean, 600 bin varil günde başladı. Kalktı 1 milyon varile çıktı. 2025 hedefi 1.6 milyon varil günde. Bu ise Power of Siberia, bu da gaz boru hattı. Petrol boru hattı aynı zamanda buradan Japonya ve Güney Kore'ye de gidiyor. Çin'in Akdeniz, bizi ilgilendiren bir diğer boyutu, Akdeniz'de üstünlük stratejisi var. Bunun önemli ayağı limanların kontrolü. Başta da söylemeye çalıştığım gibi. China Ocean Shipping Company, COSCO, Yunanistan'da Pire Limanı'nda 2008'de bir rıhtım alarak başlıyor. 8 sene sonra limanın tümünü kontrol ediyor. Bu limanlar son derece önemli stratejik noktalar. Yani sadece ticari gemiler için değil, askeri amaçla da kullanılabiliyor. 35 yıllığını aldı. Benzer adımlar İtalya için de söz konusu. 2019'da Çin-İtalya bir kuşak bir yol protokolü imzalıyorlar. Genova ve Trieste limanlarının ve Vado terminalinin işletmeleri Çin şirketlerine veriliyor. İspanya'nın Valencia limanı işletmesi de Çin'e. Fransız konteyner ve gemicilik şirketi CMA CGM Çin'den büyük miktarda kredi alıyor 2015'te. Buradaki bahsettiğimiz China Ocean Shipping Company gibi bu şirkette Ocean Alliance üyesi. Bu sayede de Çin şirketi COSCO, Fransız şirket üzerinde kontrol sahibi oldu. Bir diğer stratejik hamle, Şangay Uluslararası Liman Şirketi, asıl bu kritik, İsrail'in ana deniz üssünün yanı sıra Amerikan 6. filosunun da demirlediği Hayfa Limanı'nda 25 yıl için konteyner terminali imtiyazı aldı. İmtiyaz 2021'den itibaren devreye giriyor. Amerika'nın itirazlarına karşın bu anlaşma yapılıyor. Şimdi Hoover Enstitüsü Amerika'da, yani konservatif tutucu bazı enstitülerin raporları var. Bu sivil limanların, diyor Hoover Enstitüsü raporu, aynı zamanda askeri amaçlarla kullanılabileceğini öne sürüyor. Örnek olarak da 2014'te Sri Lanka'daki Çin tarafından fonlanan konteyner terminalinde Çin denizaltısının konuşlandığını örnek olarak gösteriyor.
bu tür liman ve terminallerin Çin donanma üsleri olarak kullanılabileceğinin altını çiziyorlar. Çin'in Akdeniz'in diğer ucundan da Cebeli Tarık'tan da Atlantik Okyanusu'nu kontrol için Azor Adaları'nda atıl durumdaki Lahes Limanı'nı ve Praia da Vitoria Limanı'nı iyileştirerek ABD'yi gerekirse vurabilecek bir noktaya erişeceğini öne sürüyor Michael Rubin. Bu da Türkiye'de bilinen bir yazar. Hoover için yaptığı bir çalışma. Bu adımların bir diğer önemli amacı ise Akdeniz'e petrol ve doğalgaz giriş ve çıkışının kontrolü olarak düşünülmeli. Altında şeyi kaynağını verdim. Gözümüzün önüne gelmesi açısından şurası Cebeli Tarık, İspanya, Portekiz, Kuzey Atlantik Okyanusu diye burada not ediyor. Lahes Hava Limanı burada. Dolayısıyla işte Azor Takım Adaları. Buradan Amerika'yı rahatlıkla vurabileceği yorumu yapılıyor. Bu nedenlerle Akdeniz Çin için bir sıçrama noktası. Bu arada Terheria ile New York arasındaki mesafe, biraz önce haritada gösterdiğim Pearl Harbor ile Los Angeles arasındaki mesafe kadar belli travmalara da atıfta bulunuyor bu Hoover Enstitüsü raporu. ABD Çin'in Akdeniz'e penetrasyonuna uyanmakla birlikte diyor rapor, uygun bir politika izlediği söylenemez. Örneğin Washington hareket etmekte geç kaldığı için İsrail'e Çin ile yapılan Hayfa Limanı anlaşmasından geri adım attıramadı. Bu işte diyor ödüller büyük. İşi sadece petrolde bırakmıyor. Bakın Huawei, Beijing'in dijital İpek Yolu inisiyatifinin Akdeniz kısmını şebekesine dahil etmeyi başarırsa Huawei ve dostların verilerini, kelimeyi böyle tercüme ettim, araklamayı da başarabilecektir diyor rapor. Bu teorik bir kaygı değildir. Beijing 5 yıl süreyle ve el altından Afrika Birliği'nin genel merkezinin verilerini Huawei bilgisayar sunucularına indirdi diyor. Bu somut. Dolayısıyla Amerika Huawei'yi durdurmaya çalışıyorsa da çok geç kaldı. Çin ise Akdeniz'e derinlemesine girmiş durumda. Yerinden oynatmanız çok zaman alacak. Şimdi hocam belki zaman geçti gidiyor. Benim dediğim gibi Türkiye kısmı var. Uygun görürseniz devam edeyim yoksa hani özetlemeye çalışayım. Devam edin lütfen. Bence teşekkür ederim. Devam edin. Şimdi gözümüzün önüne gelsin Türkiye'nin başta dünya için gösterdiğim bu şekil Türkiye'nin enerji tüketimindeki kaynakların payını gösteriyor. Bu daha yeni Kasım 2020'de yayınlandı 2019 verileri. Gördüğünüz gibi en fazla tüketilen kaynak petrol. Bunu doğalgaz izliyor. %25,7 katkısı var enerji tüketimine. Biz lignit çok kalitesiz. Su oranı, kükürt oranı, kül oranı çok yüksek bizim lignitimizin. Aynı zamanda da kalorifik değeri, ısıl değeri çok düşük. Yani bir kömürde ne sorun olması varsa, gerekiyorsa bizde bu var. Hani dış kaynaklara bağımlı olmamak açısından kendi kaynağımızı kullanalım diyoruz ama doğru teknolojiler kullanılmadığı takdirde, doğru yakma teknolojileri olmadığı takdirde berbat ediyoruz. Yani gerçekten Türkiye'nin bütün çevresel parametrelerini alt üst ediyoruz. Onu da unutmayalım ama taş kömürünün tamamına yakını neredeyse ithal ediliyor. Şurada toplamda %69,1 dışa bağımlıyız. Birincil enerji tüketiminde bu çok yüksek. Doğalgazda başta söylediğim gibi %99, petrolde ürünler dahil. Yani hem ham petrol alıyoruz hem bazı petrol ürünlerini ithal ediyoruz. %92,4. Taş kömürünün de %97'sini alıyoruz. Şimdi şuraya bakın. Güneş. Türkiye bir güneş ülkesi. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl tükettiği 304 milyar kilowatt saat elektriğin, düşünün 304 tüketmişiz. Bütün kaynaklardan İtalya'da yerli 304 milyar kilowatt saat elektrik tüketmişiz. Türkiye'nin henüz devreye alınmayan çatı uygulamaları dahil elektrik üretebileceği güneş potansiyeli 400 milyar kilowatt saat orada bekliyor. Rüzgar da çok önemli bir kaynak. Yani Türkiye'nin kaynağı yok diye bir şey söz konusu bile değil. Siz kalkıyorsunuz
daha yeni kaynak olarak nükleer 3 tane santral yapalım diyorsun. Tamamen dışa bağımlı olacağın bir kaynak. Biyoyakıtlar ve atıklar %2,2, hidro 5,3, rüzgar 1,3. Bu enerji, elektrikteki paylar biraz daha farklı. Şimdi devam ediyorum. Bağımlılık üzerinden gideceğiz. Yani 1990'da bizim ithalata bağımlılığımız enerjide %52 iken sürekli bir yükselme göstermiş. Şurası bizi yanıltmasın. Talep çok ciddi düşmüş. Önce ekonomik kriz, arkasından pandemi. İkisi birleşince dünyada olduğu gibi bize de düştü. Bu bağımlılıktaki azalma ağırlıklı olarak onunla ilgili. Gördüğünüz gibi sürekli tırnak içinde istikrarlı bir yükselme var. 2019 yılı kaynak ülkeler bazında Türkiye doğalgazda hangi ülkelere bağlı derseniz ağırlıklı olarak Rusya'ya bağımlıyız. Onun arkasından Azerbaycan ve İran geliyor. Cezayir'den ve Nijerya'dan da alıyoruz. Önemli miktarda da spot piyasadan LNG alıyoruz. Ham petrol ithalatı, ürün ithalatı ayrı olmak üzere Rusya'ya gene ağırlıklı bağımlıyız. İkinci sırada da Irak geliyor. İran çok önemli bir kaynaktı. %45'ti 1-2 sene önce. Çünkü çok daha uygun koşullarda İran'dan ham petrol alıyorduk. Fakat Amerikan ambargosu nedeniyle İran'a uygulanan Trump döneminde Türkiye'ye de baskı yapıldı. İç politikada biz Amerika'dan laf dinlemeyiz falan dedi politikacılar ama EPDK'nın verilerinden takip ettiğiniz zaman görüyorsunuz. Burada da gördüğümüz gibi İran'ın payı 6,8'e kadar %45'lerden düştü. Yılın başlarındaki alımlar nedeniyle bu kadar. Yoksa şimdi girseniz sıfırdır. Bakalım Biden döneminde ne olacak? Ham petrol ve ürünlerini birlikte değerlendirirsek Rusya'ya %35,5 bağımlıyız. Kömürde de %40,1 Rusya'ya bağımlılığımız. Eğer biz, yani hepsinin toplamı da var, eğer biz bir de nükleeri verirsek, yani Akkuyu gerçekleşirse, inşaatı, işletmesi, yakıt temini ve yakıtın, atık yakıtın ne yapılacağı hepsi %100 anlaşmayla Ruslara verilmiş durumda. Peki biz ne ödüyoruz bu enerji ithalatına? 2019'da dediğim gibi talep çok ciddi düştü tüketim. Petrol fiyatları da özellikle COVID nedeniyle iyice geriledi. Buna rağmen bizim toplam enerji ithalatımız 41,6 milyar dolar oldu. Çok ciddi bir rakam bu. Genelde de bizim toplam ithalatımızın %18'i ile %24'ü arasında enerji ithalatı. Yani bir sürü kalem ithal ediyoruz. Bunun içinde enerjinin payı %24'lere varıyor. Geçtiğimiz yıllarda petrol fiyatları bizim kontrolümüzde değil yüksekken 56 milyar dolar ödediğimiz 2013 yılı ki orada petrol fiyatı 109 dolar bölü var. Şimdilik düşmüş görünüyor ama şu an 40'larda bu ciddi bir sorun. Enerjide dışa bağımlılık ciddi bir ulusal güvenlik sorunudur. Biraz önce bağımlılık oranlarını gösterdim. Bazı örnekler bunlarla sınırlı değil. Rusya Federasyonu, ham petrol ve ürünlerindeki bağımlılığımızı, kömürde vesaire bunları koydum. Özür dilerim burada bir tapaj hatası olmuş. Bunları düzeltip yollayacağım topluluk üyesi arkadaşlarıma yarın sabah. S-400'ler meselesi var. Bir taraftan Amerika bastırıyor görüyorsunuz. Öbür taraftan Rusya'ya göz kırpıyorsunuz. Aklınız sıra Amerika'ya hani diyorsunuz ki bak ben sen madem bana vermiyorsun F-35'leri ben buraya giderim. İkisi apayrı sistemler. Libya ve Suriye politikalarımızda taban tabana zıttız aslında Rusya'yla. Rusya doğrudan oyuncu değilmiş gibi Libya'da görünüyor ama Wagner üzerinden yani paralı askerler üzerinden Rusya gırtlağına kadar o işin içinde. Kaddafi döneminde yediği kazığı unutmuş değil. İran'la doğalgazda %17 bağımlıyız. Petrol alımlarımız dediğim gibi düştü. Bölgesel ve mezhepsel rekabet sürdürülüyor. Irak, sürekli değişen politikalar var. KDP ile sürekli dalgalanan ilişkiler var bizim iktidarın. Merkezi hükümete bu olumsuz yansıyor. Siz KDP ile oturup Kerkük yumurtalık boru hattı üzerinden Irak anayasasına aykırı biçimde
Irak'ın kuzeyinde üretilen petrolü taşıyorsunuz. Sürekli olarak Irak merkezi hükümeti Türkiye'yi protesto üstüne protesto ediyor. Uluslararası tahkimde olan davalar var Türkiye aleyhine. Amerika Birleşik Devletleri enerjide doğrudan ilişkimiz olmamakla beraber Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Suriye ve Libya politikalarında çatışma var. Karadeniz politikası nereden çıktı diyebilirsiniz. Senelerdir Karadeniz'in güvenliğini sağlayacağız iddiasıyla sürekli olarak Montrö'yü delip, hani Kanal İstanbul buna hizmet eder etmez, o da ayrı bir tartışma konusu. Montrö'yü delip 21 günden daha fazla kalabilmek için zorluyor NATO üzerinden Amerika. Neymiş gerekçesi? Efendim biz petrolün akışını koruyacağız. Türkiye bunu kendi donanmasıyla Karadeniz'i ta Akdeniz'den bu tarafa koruyor zaten bizim donanmamız. İsrail'le Doğu Akdeniz'de çatışma halindeyiz. Suriye politikalarında çatışma var. Yani her alanda çatışmamız var. Mossad doğrudan Türkiye'yi İran'dan da daha tehlikeli olarak niteleyen raporlar yayınlıyor daha yeni. Libya ve Doğu Akdeniz meselesi haklı bir mücadele. Yani bizim Doğu Akdeniz'deki haklarımız anamızın ak sütü gibi helal. Yani münhasır ekonomik bölge haklarımız var. Mavi vatan kavramı sonuna kadar haklı. Burada bazıları efendim AKP kendi militarist işte yayılmacı emperyal politikalarını alet etmek için kullanıyor diyor. Olabilir. Kullanıyor sözcüğü doğru olabilir ama öyle diye karşı çıkacak değiliz. Mavi vatan bizim hakkımız 462 bin kilometre karelik bir münhazır ekonomik bölge hakkından söz ediyoruz Türkiye'nin denizleri üzerinde. Değerli yalnızlık diye anlatılan şey hiç kabul edilecek gibi değil. Biz Doğu Akdeniz'de bütün kıyıdaş ülkelerle kavgalı, hepsiyle itiş kakış halindeyiz ve böylece birbirleriyle belki bir araya gelmeyecek aktörleri de bizim bu politikamız nedeniyle maalesef bir araya getiriyoruz. Bunları bir daha tekrar etmeyeyim. Bazı örnekler tarihsel süreçte bakarsanız patriotlar sıkıntı meselesi Rusya'yla, füze kalkanı öyle, Suriye ve Irak politikalarımız, Libya politikamız çatışıyor. Örneğin Lavrov'un şu sözleri: tüm çağrılarımıza rağmen Ankara, Orta Doğu ve Afrika'ya terörist gruplara katılmaya giden Rusya vatandaşlarının yakalanması ve Rusya'ya iade edilmesi konularında bizimle işbirliği yapmaktan kaçındı. Teröristlere yapılan bu yardımı unutmayacağız. Şimdi düşmanımın düşmanı dostumdur diye Amerika'ya karşı Rusya'yla yanaştığımız noktalar oluyor. İyi kötü bir ilişki sürdürülüyor. Ama bunların hepsi hafızaya yazılan şeyler. Onun için bazı konuları anımsatmaya çalışıyorum. Mesela Russia turns up the pressure on Turkey 2008. Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Negovits'in 36 anlaşmasına Amerikalılar Montrö'yü zorlayıp Gürcistan'a yardım etme numarasıyla Karadeniz'e girmeye çalışınca kıyıdaş olmayan ülke gemileri, Amerikan ve NATO gemileri Karadeniz'de 21 günden fazla kalamaz. Bu süre aşılırsa Türkiye'yi sorumlu tutarız. Yahut bakın patriotlar konusunda Putin'in şu sözleri. Hani bunlar eskidi diyebilirsiniz. Böyle bir şey eskimez. Yani Rusya gibi bir devletin hafızasında bunlar sağlam yerlere yazılıdır. Yeri geldiğinde çıkartılır. Yani bu çelişkiler var. Dolayısıyla dış politikanızı öylesine akılcı düzenlemeniz gerekir ki gerçekten bu tür itiş kakışları minimize edebilirsiniz. Ama Müslüman kardeşler odaklı politikayı sürdürdüğünüz sürece maalesef ne Doğu Akdeniz'de toparlanabilirsiniz ne de Libya'da ve diğer yerlerde. Yani bir sürü örneği var. Bunları geçeyim. Bakın mesela 2016 El Nusra'ya niye kötü diyorsunuz? Daha sonra imzalanan anlaşmayı hatırlayın. Türkiye'nin Suriye politikası Moskova'da çöktü. Birinci maddeye dikkat, Cumhuriyet 2016. İran, Rusya ve Türkiye çok sayıda etnik yapı barındıran, çok dinli, mezhepçi olmayan, demokratik ve seküler bir devlet olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygılarını bir kez daha ifade ederler cümlesinin altına imza etmek durumunda kaldığınız şu lafı söyledikten sonra İran, Rusya ve Türkiye IŞİD ve El Nusra'ya karşı birleşik mücadele ve silahlı muhalif grupları oradan ayırma kararlılıklarını
tekrar ederler. Türkiye, Rusya, İran 8 maddelik anlaşmasının 8. maddesi. Yani S-400 açıklaması vesaire. Yani bunları çoğaltabilir. Bir kere şu resme tüm izleyenlerin birazcık konsantre olmasını rica edeceğim. Çünkü herkes ya da bir kısım Doğu Akdeniz meselesini şöyle görüyor. İşte son zamanlarda İsrail'in denizel alanında, Mısır'ın denizel alanında, Kıbrıs'ın güneyinde keşifler oldu, doğalgaz ağırlıklı. Daha da fazla keşfedilecek. Evet, bu nedenle. Tamam, bu da bir konu. Ama şurada gördüğünüz gibi başta da söyledim. Dünya petrol rezervlerinin %48'i şu coğrafyada. Orta Doğu'da. %38'i doğalgazın. Doğalgaz LNG olarak boru hattı hariç buradan geliyor. Ağırlıklı kısmı Asya piyasalarına gidiyor. Evet, ama şuradan da geliyor. Yemen'in hemen kıyısından, Babülmendep'ten, Kızıldeniz'den Süveyş'e, Süveyş kanalı herhangi bir nedenle kapalıysa Sumed boru hattı, burası da Mısır, yani Mısır'ın alanı diyelim, hükümranlık alanı, her şeyin göbeğinde bizim Kıbrıs adamız yer alıyor. Dolayısıyla buradan Avrupa'ya petrol ve doğalgaz akışı, buradan Amerika kıtasına, ama aynı zamanda başta Amerikan LNG'si de buradan geliyor. Avrupa'ya gittiği gibi şuradan geçiyor. Rus petrolü buradan geliyor. Aşağı iniyor Asya piyasalarına. Türkiye'nin de üretim fazlası benzini geliyor. Şuradan geçiyor. Şimdi burada Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, yani şurada ne kadar üretici varsa bunların tamamı bu coğrafyayla ilgili, buradan çıkış coğrafyaları çünkü. Aksi halde Afrika boynuzunun oraya gidecek, Afrika'nın güneyinden dönecek. Hem zaman, muazzam bir zaman kaybı, hem para kaybı. Dolayısıyla bütün bu aktörler, peki Asya piyasası diyoruz. Çin bundan ilgili mi? İlgili. Çin de burada. Onun için Sudan'da, orada, burada, her tarafta üs alıyor. Şu Yemen'in karşı tarafı, her ülkenin neredeyse üsleri var. Cibuti, Türkiye dahil. Yani şu şey, mesela şeyi göstereyim. Evet, Cibuti'yi. Bakın, Cibuti'de Amerika, Fransa, İtalya, Japonya, Çin, Suudi Arabistan hepsinin var. Şurada Eritre'de Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri burada Sokotra Adası'nı ele geçirdi. İran'la Suriye arasındaki kavganın bir diğer aktörü Birleşik Arap Emirlikleri. Yani Yemen'de müthiş bir vekalet savaşı. Yani sadece mesele petrol doğalgazdır demiyorum ama onu yatsıyarak bir analiz yapmamız mümkün değil. Şurada Somaliland'de Birleşik Arap Emirlikleri yapıyordu, durdu. Ama mesela Türkiye'nin de, Çin'in de, Amerika'nın da Somali'de üstleri var. Onlar da bir denge politikası izlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şu tarafa bakın. Katar'la İran, İkisi de şurada, birisinin kuzey sahası dediği Katar'ın, Güney Pars dediği İran'ın ortak bir tane saha var. İran 2010 yılının başında bir boru hattı önerdi. Buna Şii gaz boru hattı diyor bazı uzmanlar. İran önerdiği için. İran'dan çıkacak, Suriye üstünden Akdeniz'e açılacak. Bir rakip hattı da Katar önerdi. O da kuzey sahasından North Field'den çıkacak. O da Suriye üstünden geçip bir Türkiye'ye, bir de Akdeniz'e çıkmak istedi. Ne zaman ki Beşar Esad kalktı İran'ın teklifini, yani Şii boru hattını kabul etti 2010'da, o günden itibaren zaten var olan çelişkiler, Katar bütün gücüyle, parasıyla, puluyla, yolladığı militanlarla Suriye'yi karıştırmak için elinden geleni yaptı, yapıyor. Bunları ıskalarsak hiçbir şey anlamayız. Kıbrıs'ın var olan İngiliz üslerine, NATO üslerine ilave Ruslar da buraya erişim aldı. Bafa, Limassol ve Larnaka'ya. Aynı şekilde Fransızlar. Burası Suriye'ye, Libya'ya müdahalede bir ileri üs bütün bunlar için. Dinleme istasyonları. Dolayısıyla kimileri ver kurtul falan diyorlar. Yani bu olacak şey değil. Bu stratejik yoksunluk. Rusların bir de şu üçgeni var. Bakın. Akkuyu'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilleri bile giremiyor bu araziye. Şurada Laskiye'de, Himaymim'de
üsleri var. Uçakları iniyor, kalkıyor, savaş uçakları. Aynı şekilde denizaltıları, nükleer denizaltıları dahil 11 tane gemi bir anda Tartus'taki genişletmeye devam ettikleri limanda üsleniyorlar. Dolayısıyla bir deniz üssü, bir hava üssü var. Akkuyu'yla da bir üçgen oluşturuyor. Buradaki nükleer atığın şuraya aktarılması söz konusu ve siz bir NATO üyesisiniz. Çok cami arasında namaz kılamayan bir ülke konumundasınız. Dolayısıyla bunu daha fazla uzatmayayım ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini de hatırlatayım. Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Mavi Vatan bununla ilgili. Bütün çıkış yollarımızı kapayıp İskender'in körfezine bizi hapsetmeye çalışıyorlar. Kıbrıs'a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir diyor. Yani bizi şuraya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin MEB iddiası var. Yunanistan kalkmış şu Meis Adası üzerinden bütün bu alanı kapatıyor. Türkiye'ye sadece şurayı veriyor. Bu olacak şey değil. Bunu kabul edemeyiz. Ha, geleceğe yönelik de şunu da söyleyeyim. Bakın, İngiltere'nin Avrupa Bakanı Alan Duncan şunları söylüyor. The Exclusive Economic Zone of Cyprus, onlar Kıbrıs diyorlar Güney Kıbrıs Rum yönetimine, is a disputed area. Burası ihtilaflı bir bölgedir. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre the position of the United Kingdom, bu İngiltere'nin o zamanki Avrupa Bakanı. According to the United Nations Convention on the Law of the Seas, exploratory drilling cannot be conducted in any area in which the sovereignty is disputed. Burası ihtilaflı sular. Yunan tarafı, Rum tarafı 3 tur ihale yaptı. 3 tane keşif ilan etti. Türkiye ondan sonra burada arama yapmaya başladı. Yaptığınız iş tamamen hukuksuz. Yunanlı ve Rum yaparken hukuk dahilinde Avrupa Birliği Türkiye'ye durmadan uyarı. Bir kere Avrupa Birliği bu işin muhatabı değil. Bir kere uluslararası bir mahkeme değil. İşin bir tarafı değil. Yunanistan bir Doğu Akdeniz ülkesi değil. Dolayısıyla hiçbir konuşma hakları olmamasına rağmen keskin sirke konuşup duruyorlar. Yani bunun varabileceği bir yer yok. Onun için Türkiye'nin haklı taleplerini herhangi bir şekilde AKP'nin eleştirdiğimiz dış politikasıyla karıştırmamak gerekir. Gelecek... Son 3 dakika hocam. Hocam son 3 dakika. Şunu söyleyip tamamlayayım hocam. Başta da söyledim. Gelecek yenilenebilir kaynaklarda. Gelecek enerji verimliliğinde, enerjiyi daha verimli kullanmakta, enerjiyi yoğun kullanan sektörler yerine, yani çimento, demir, çelik vesaire, onun yerine daha az enerjiyle çok daha fazla katma değer sağlayan alanlara yönelmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız son derece zengin. Sadece güneş örneğini verdim. Rüzgar da keza öyle. Enerji verimliliğinde %25 daha az enerji kullanıp ulaştırmada, evlerimizde, sanayide ve elektrik üretiminde aynı gayri safi hasılayı elde edebiliriz. Yeter ki enerji verimliliğimizi düzenleyelim. Dolayısıyla bunlara ve enerji ekipmanlarının yurt içinde, üniversite, OSTİM gibi sanayi kümeleri devletin öncülüğü ve teşvikiyle bu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ekipmanı Türkiye'de giderek hızlıca üretmeyi başarabilirsek o zaman enerji jeopolitiğinde söz konusu olabiliriz. İnsan gücümüz de son derece önemli. Dolayısıyla ben bunlarla sunumu tamamlamış olayım. Sorular gelirse bir şeyler yani yanıt vermeye çalışayım. Sabrınız için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok bilgilendirici, detaylı, tarih ve enerjiyi böyle bağlayarak ve jeopolitiği katarak anlatman çok güzel oldu. Ben en azından çok şeyler öğrendim. Teşekkür ediyorum. Tabii soru cevap kısmına geçeceğiz ama vurguladığın gibi Amerika'nın, Rusya'nın ve Çin'in politikalarını çok iyi bilmek lazım. Türkiye'nin arada kalışının getirdiği tabii bir bedel olacak. Çok dikkatli olması gereken bir ülke Türkiye. Petrol konusunun Türkiye için ne kadar yaşamsal olduğunu, doğalgaz konusunun ne kadar yaşamsal olduğunu anlattın. Bağlığımızı anlattın. Hatta
Bir ara Ajda Pekkan'ın 70'li yıllarda şarkısı vardı. Aman petrol, canım petrol diye. Yani herhalde dünyada petrolle ilgili olarak şarkı yapan da tek millet biziz diye düşünüyorum. Anlattığın şeyler tabii çok önemli. Avrupa'yı da anlatman, Rusya, Gazprom, hele sen de gitmişsindir. Ben de Gazprom'un merkezine gittim. Alexey Miller'le görüştüm. Rosneft'in başkanıyla görüştüm. Almanya'nın kuzey akımı tabii çok önemli. Rusya gazına ve petrolüne çok bağımlı. Bütün Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Almanya'ya bu açıdan çok kızıyorlar. Ama Rusya ile Almanya arasında tabii çok özel bir ilişki var. Çin'e değinmen çok önemliydi. Öğrenci arkadaşlarımız açısından çok önemli. Sorular da muhakkak gelecektir. Cihat Yaycı'nın Mavi Vatan konseptini gündeme getirmen çok önemli oldu. Türkiye'de meşhur bir söz vardır. Türkiye'nin verilecek tek bir çakıl taşı yok diye. Şimdi onun verilecek tek bir santimetre suyu yok demek lazım denizlerde. Bu da yeni bir bakış açısı ve Türkiye'nin önem vermek zorunda olduğu bir durum. Bir de tabii özellikle son dönemlerde Orta Doğu'da ortaya çıkan gerginliklere değinmen çok önemli. Mısır, İsrail, efendim söyleyeyim Suriye gibi ülkeler ve bu coğrafyada tarihsel olarak Avrupa'nın ve ABD'nin politikalarını çok güzel bir şekilde anlattın. Meis Adası konusu tabii çok ilginç. Meis Adası zaten İtalyan, Castelloni olarak biliniyor. Yani doğrudur yanlıştır adaların İtalya'ya verilmesi ayrı bir tartışma konusu ama Türkiye'nin 12 mil politikası var. 12 mili eğer Rum ve Yunanistan açıklarsa Türkiye için savaş nedenidir. Kazus bellidir. Ona da değinmen çok iyi oldu. Ama bence en önemli şey çevre konusunda yani ormanlarımıza, doğamıza son dönemlerde verilen zararlar, Kaz Dağları'ndan tut da işte şimdi nükleer enerjiye geçişe kadar. Almanya 2030 yılına kadar bütün nükleer enerjiden vazgeçeceğini açıklayan bir politika takip ediyor. Biz güneşin merkezinde yani güneşten bol daha fazla olmayan bir ülkede enerji sıkıntısı çekiyoruz. Burada belki biraz sonra ona da değinmen gerekir belki. Yani enerjinin management'ı nasıl olacak? Biz mismanagement yapıyoruz diye düşünüyorum. O nedenle son 1,5 saattir gerçekten anlattıkların çok önemli bilgilerdi. Çok teşekkür ediyorum.